Güzelseden herkese merhabalar. Bugün kısa bir videomuz olacak. Bu kısa videomuzda ben size kuş gözü nasıl takılır onu göstermek istiyorum. Eminim ki bazılarınız bu konuda sıkıntı çekiyor. İşte gidiyorsunuz kuş gözü takanlara, o çarşılardaki yerlere gidiyorsunuz. Ayrıca para veriyorsunuz. Onun dışında... Belki de ayakkabıcılara gidiyorsunuz, o ayakkabıcı tamircileri de gerçekten çok güzel çekiyorlar. Ama bunların hiçbirine gerek yok çünkü ben başka bir yol buldum. Hani siz biliyorsunuz, bilmiyorsunuz, belki de siz benden daha önce bulmuşsunuzdur. Ama ben buldum ve bilmeyenler için de. Buradan kanaldan paylaşmak istedim. Yapmamız gereken sadece bir tane çıt çıt bulmak. Benim kuş gözümün genişliği 1.2 cm. Yani altılık diye geçen bir kuş gözü. Biliyorsunuz geçen günlerde sizinle beraber bir kapri çalışmamız olmuştu. Orada kuş gözü takmıştım ben o kuş gözünü nasıl taktığımı burada göstereceğim sizlere. Bunun için sadece bir tane çıt ihtiyacımız var. Dediğim gibi en geniş yeri 1.2 santim genişliğinde ve çıt çıtın dışarıya doğru kabarık olan kısmını kullanacağız biz. o kabarık olan kısmını Zaten burada gösteriyorum. Hemen böyle bir işaret alıyoruz. Kumaşımızı işaret aldığımız kumaşımızı 1-2 milimlik küçücük bir delik açıyoruz. O delikten kuş gözümüzün geniş olan kısmını geçiriyoruz. Pullarımızı yerleştiriyoruz. Pullarımızı yerleştirdikten sonra da çıt çıtımızın o kabarık olan kısmını da o geniş olan delik olan kısma oturtuyoruz. Sonra da çekicimizde böyle çok kuvvetli olmayacak biçimde ama 90 derecelik açıyla Güzel bir şekilde tam üstünden vuruyoruz ve çakıyoruz. Bazen birazcık ilk başlarda eliniz alışmadığı için biraz sıkıntı çıkarabilir ama böyle bir iki tane yaptıktan sonra tık tık oturuyor. Hiç başka çıt çıt makinalarına falan gerek kalmıyor. Sadece vururken birazcık dikkatli olun. Hani alt kısmı yamulmasın. Bunların haricinde kuş gözümüzün alt kısımda yamulmaması için de kuş gözümüzü takmadan önce mutlaka küçük kuş gözümüzün genişliğini içine alabilecek kadar tel alarsak kuş gözünü takacağımız yerleri kuş gözünü takarken o çekicinin uyguladığı kuvvetten kaynaklı hafif eğrilmeler olmuyor gayet güzel oturuyor hiç problemsiz sıkıntısız kuş gözümüzü takmış oluyoruz bu bilgide yanınızda bulunsun İşte kuş gözü alırken size büyük ihtimal sen takamazsın falan derlerse onları umursamayın elinizde sadece kuş gözünüze uygun olacak kuş gözünüzün halkasına yerleşebilecek büyüklükte böyle düğme de olabilir ya da bu şekilde çıt, çıt tarzı bir şeyler de olabilir gayet güzel takılıyor hiç merak etmeyin. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. E, bu bilgiler cebimizde kalsın. Bugün işinize yaramadıysa muhakkak yarın yarayacaktır. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum yapmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. E, tabii ki sadece bu videolarımız için değil diğer videolarımız için de geçerli. E, biliyorsunuz çünkü beğenileriniz, yorumlarınız e, bizim için çok büyük destek. Kanalımızın ön plana çıkmasını sağlıyor. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Güzel Sedem bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.